Reislerim, cümletten selamünaleyküm. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Reislerim, nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Reislerim, şimdi videoya böyle yine mutlu, güzel bir şekilde girişimizi yaptık. Valla size güzel haberler vereceğim inşallah. Reislerim, valla BMW'yi açtırmaya karar verdim. Yani artık zamanı geldi, açtırmam lazım arabayı. Düşündük taşındık vallahi, hatta arabayı açtırmak için randevumuzu falan da aldık, sigortayı migortayı hepsini hallettik. İnşallah arabamızı Allah'ın izniyle açtıracağız, ama arabayı açtırmadan önce dedik arabanın yağını değiştirelim, çünkü araba bir senedir garajda yatıyor. Dedim arabanın yağını değiştireyim, ondan sonra reislerime sürmüş işte yağ filtresini falan hepsini sipariş ettik, onlar geldi, onlar zaten hepsi garajda, BMW'de. Ondan sonra işte Murat'a haber verdik. İnşallah Murat işte müsait olunca Allah'ın izniyle gelecek. Onları halledeceğiz. Yani inşallah yine BMW ile güzel günler, yani BMW ile güzel günler gelecek inşallah. Arabayı da özledik. Allah var, arabayı da özledik. Bayağı bir, çünkü zaman oldu, bir sene oldu. O bir sene süre zarfı içerisinde biliyorsunuz biraz aküde falan sorunlar olmaya başladı. Onu da inşallah halledeceğiz. Bakalım bir arabayı açtıralım, bir sürelim bakalım ne olacak, ne bitecek. Onu da inşallah Allah'ın izniyle halledeceğiz. İşte şimdi Murat'a haber verdim. Murat gelsin, yağ değiştirme işlemini falan hepsini halledelim. O arada işte videosunu falan çekelim. Hangi yağ aldım, hangi yağ filtresini aldım falan. Onu halledelim inşallah. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. İnşallah şey yaparız. Neydi onun ismi? Arabayı açtırmaya yakın güzel de bir iç temizliği falan yapacağım. Böyle içini güzel bir temizleyeyim. İçi de çünkü berbat bir halde. Onu da inşallah güzel bir videosunu çekeceğim. Şimdi işte Murat'a haber verdim. Murat bir gelsin. Zaten hava da soğuk. Yine garajda yapacağız her zamanki gibi. Murat gelsin inşallah. Videonun geri kalanını Murat'la birlikte çekeceğiz. Birazdan garajda görüşürüz. Kardeşlerim, Murat geldi. Murat şimdi telefonda bir kişi var, onunla uğraşıyor. Arabamızın yağını aldık. Ondan sonra yağ filtremizi aldık. Bu sefer ya valla biliyorsunuz hani bu E90'ların normalde 5.30, bu sefer dedik bir 5.40 yapalım, 5.40 olsun. Kastrol'ün sitesine de girdik zaten, bu motor kodunu girdiğiniz vakit bu motor koduna göre bu 5.40 doluyor. Bu sefer dedik bir 5.40 deneyelim, kalın yağ deneyelim. Belki inşallah şu köşeden yağ sızması falan da bir nebze olsun azalır diye tahmin ediyorum. Valla arabamızı kaldırdık, şu anda arabamız şu vaziyette. Yandan kaldırdık. Sağdan soldan iki taraftan da kaldırdı. Şimdi birazdan Allah'ın izniyle arabanın altına geçeceğiz. O pis yağını güzelce boşaltacağız. Ondan sonra yağını da zaten boşalttığımız vakit inşallah üzerine yeni yağını da ekleyeceğiz. Bakalım Allah izin verirse bu ay inşallah, yani bu ay sonuna doğru arabamızı inşallah açacağız Allah'ın izniyle. Hadi bakalım iş başı yapalım. Reis, bu anahtar ona oluyor değil mi? İnşallah bu filtre onundur. Denemedik, deneyeceğiz. Abi pis yağımız da burada birikmiş. Evet, birikmemiz lazım. Durayım böyle, ben tutayım mı? Bizim bir tane bezimiz. Berat'cığım gel. Bezimiz nerede bizim ya? Reis bezimizi ne koyduk? Evet, başlıyoruz. Aramalara, kurtarma şeylerine başlıyoruz abi. Aynen, ilk birinci kayıp. Şey olur mu Serpak? Olmaz değil mi? Serpak olmaz. Şurada değil mi bez ya? Bak bak, kovanın içinde. Şurada şu kovanın içinde değil mi? Aa, sen onunla arabayı... Sen onunla galiba sildik, onu attık biz galiba. O çok pisti ya. Neyse. Dur ben dur bir bakayım. Honda'ya bir bakayım. Kardeşlerim, yağ filtresini çıkarttık. Vallahi yağ filtresi. 508 benim değil mi? He. Niye öyle berbat olmuş? Gayet normal. Allah Allah. Bana bir berbat gibi geldi. Yağ geçiyor canım. Vallahi Murat ama şimdi... Ama şeyi bile yağ kötü değil ya. Çok kararmamış. Ya da fazla da sürmedik. Yani yağ değiştirmemizin sebebi de reislerim, şimdi araba bir seneye yakın oldu garajda yatalı. Hani yağ işlevini kaybetmiştir, hani yağın renginde falan herhangi bir sorun yok. Ama şimdi arabayı açtıracağız, kullanacağız. Hani her şey temiz olsun, dört dörtlük olsun. Bir de bu Kastrol 5.40'ı deneyelim dedik. Çünkü Murat da kendi arabasında denedi. Yani kalın ya, bakalım inşallah. Hani araba içinde hayırlısı olur, iyi olur. Bir de aynen iyi yağ, çünkü eBay'e girdik valla bir sürü yağ var. Biz ne dedik, en iyisi Kastrol'ü alalım. Efendim babacım? Hemen yapıyorum reis, hemen geliyorum. Murat'ın meşhur çırt çırt anahtarı. Ya bu nasıl kadar? Normalde
de bunu böyle sıkılmıyor bundan da. Ama tüm yağ fitesiz bakımında bunu kullandık. Öyle hatırlıyorum. Evet. Yoksa? Bunu kullandık. Bu üzerinde belirli bir şey var. Nimpt yani böyle bir belirli bir ayar var. Ondan sıkmadan. Tam da sıksan olmuyor. İlla ayarı olacak. Tamam. Bitti. Das was. Güzel. Vallahi Allah razı olsun. Sonra bu pis yağları da gidelim yine tekrar RTV'ye verelim inşallah. Şu total temiz, şu diğerleri hep şeyle isterim. Hepsi atık ya. Onların hepsini atacağız. Ondan sonra. Yani Allah'tan garaj var vallahi. Hava da buz gibi. Garaj olmazsa yemin ediyorum bu işler sıkıntı yani yapılmaz. Reislerim şimdi burada 3 tane arabanın yağı var. Şimdi pis yağımızı da yani çevreye zarar vermemek amaçlı. Çünkü yazlıktır, günahtır. Şimdi böyle bu boş yağ kutularına dolduruyoruz. Zaten biraz da doldu. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Sonra hatırlarsanız video koymuştum. ATV'ye gitmiştim, vermiştim. ATV yani Almanya geneli böyle atık yağları falan ücretsiz alıyor. Yani bilginize haberiniz olsun. Şimdi birazcık bu kovanın içindeki yağı boşaltalım. Çünkü şimdi birazdan BMW'de de çıkacak 4 litre, 4,5 litre gibisi. O yüzden işimizi sağlama alalım. Şimdi burayı boşaltalım. Sonra bizim BMW'nin yağını da ekstradan bunun içine koyalım. Ondan sonra zaten yarın öbür gün Allah'ın izniyle gideriz veririz inşallah. Değil mi Mahmut? Edeceğiz. Yoksa çünkü bu yağın yere damlaması burada yemin ediyorum çok tehlikeli, çok riskli. Cezası falan çok. O yüzden bir işi yapıyorsanız temiz yapacaksınız. O yüzden aynı sıkıntınız olmasın. Bir de zaten bir ara biz yine arabanın yağını değiştiriyorduk. Ev sahibine denk geldik. Bizim ev sahibi de Allah razı olsun. Böyle şey çok hanımefendi bir insan. Dedi vallahi dedi arabanıza dedi ne yapıyorsanız yapın ama dedi lütfen dedi yere hani yağ falan damlatmayın dedi. Benim için çok önemli. Hazır dedim. Kaldı mı reis? Ya dedik rica ederiz yani her şeyimizi dört dörtlük yapıyoruz. Bir sıkıntı yok. Hani o yüzden hani ev sahibi bile bizi uyarmıştı. Biz tabii işimizi temiz yapıyorduk da. Geri mi? Sözünü kesin. Kusura bakma da ama git. Estağfurullah reis. Taşmasın değil mi? Aynen ben Murat Başkan'a yardım edeyim de şimdi yağ falan taşmasın. Reislerim valla videoyu şu anda flaşı çekiyoruz. Hava yavaştan kararıyor. Şimdi valla yağımızı dolduracağız şimdi Allah'ın izniyle. Valla yağ kapağını çıkarttığınız vakit yağ kapağı berbat haldeydi artık. Araba yatmaktan dolayı mı öyle oldu onu da bilmiyorum. Abi buraya sana zahmet burayı gösterelim. Hemen aşağı doğru ışık duyuyor zaten. Aynen. Görebiliyor muyum oradan? Göremiyorum ben. Dur ben videoyu buradan noktalayayım vallahi yoksa yansıyacak. Bence herhalde. Aynen biz bence şu yağı bir dolduralım. Tamam aynen doldurduktan sonra geliyorum reislerim. Şimdi yağ işlemini gerçekleştirdik. Ben dedim biraz arabaya böyle bir ileri bir geri yapalım. Şimdi yağ durumuna bakacağım. Yağımız şu anda tam buradaymış. Yağımızın durumuna bakalım. Aynen yağımız şu an için tam. Şu an için tam aynen. Şu an için yağımız tam reislerim. Yağımızı dediğim gibi 4.25 yani 4 litre 250 milim yağımızı ekledik. Bir de şimdi zaten eksik oldu mu ilerleyen zamanlarda zaten araba kendini gösterir. Onun dışında eksik olduğu zaman zaten üzerine yağını koyarız. İnşallah böyle de yolumuza devam ederiz reislerim. Kardeşlerim valla videomuz bu şekilde oldu. Hep birlikte yağımızı falan da değiştirdik Allah'a şükürler olsun. Dediğim gibi arabamızı inşallah açtırıyoruz. Allah'ın izniyle arabamızı açtırır açtırmaz. İnşallah yolumuza yine kaldığı yerden devam edeceğiz. Bu hafta içi de inşallah zaman bulur bulmaz hemen arabanın iç temizliğini yapacağım Berat Reis'te. İç temizliğini de yapar yapmaz zaten araba her şeye hazır olur. Zaten açtıktan sonra da inşallah bir dış yıkamaya falan da gideriz. Öylece arabanın işini halletmiş oluruz. Reislerim diğer videolarda Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Şuna bir bakalım saatimiz aynen. Bazen akü şase yaptığı zaman yani akü bittiği zaman saat falan geriye gidiyor da. Saati falan şu anda normal. Reislerim dediğim gibi diğer videolarda Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Murat Reis de orada. Şimdi onun E46'sına bir el atacağız. Onun da biraz işleri var. Onu da halledelim hazır zaman varken. Dediğim gibi diğer videolarda görüşmek üzere reislerim. Bir isteğiniz bir arzunuz oldu mu? Videoların altına yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun kardeşlerim.